İyi günler arkadaşlar. Bugün İcra İflas Hukuku dersimizde hacizle ilgili son konuları tamamlayacağız. Geçen haftaya kadar aslında biz hacizle ilgili çok temel, en temel konularımızı tamamlayıp bitirmiştik. Şimdi hacizin içerisinde yer alan fakat önemli de olan aslında bununla birlikte doğrudan haciz prosedürü içerisinde silsile halinde yer almayan ve her zaman da karşımıza çıkmayan bazı durumlar üzerinde duracağız. Bugün hacize iştirak, hacize istihkak ve yine borcun taksitle ödenmesi kavramları üzerinde duracağız. Hacizde istihkak her hacizde karşımıza çıkabilecek bir durum değil. Eğer bir haciz sırasında üçüncü kişilerin hak iddiası var ise veya üçüncü kişilerin bir mal üzerinde hakkı var ise bu konuyu ele almaktadır. Hacizde iştirak ise bir mala bir alacaklı haciz koymuşken başka alacaklıların da takip yaparak o mal üzerinde haciz koyup koyamayacakları veya koyduklarında aralarındaki ilişkinin nasıl olacağını düzenleyen bir prosedür. Borcun taksitle ödenmesi ise bazen borçlu borcunu haciz konulduktan sonra veya hacizden evvel taksitlerle ödemek isteyebilir. İşte kanunumuz bunu nasıl düzenlemektedir? Bunları ele alarak incelemeye çalışacağız. Fakat bunlardan önce özellikle geçen haftadan tamamlayacağımız bir konumuz var. Geçen haftanın devamı da sayılabilir bu. Geçen hafta zaman zaman bu konu üzerinde durmuştuk veya daha önce hacize başladığımızda da yine bu konu üzerinde durmuştuk. Hacizin etkisi. Hacizin ne tür bir etkisi olur? Hacizin etkisi dediğimizde farklı etkileri var ama özellikle kişilere esas alacak olursak üç tür etkisinden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi hacizin alacaklı bakımından etkisi. Alacaklı hacizden sonra satış isteme hakkını elde eder. Malum kesin haciz, geçici haciz ve ihtiyat haciz gibi bir takım ayrımlar yapıyorduk. Eğer kesin haciz söz konusu ise malın satılması da istenebilecektir. Satılabilmesi için önce haciz konulması gerekir. Ancak ihtiyat haciz ve geçici hacizde bu satış isteme yetkisi yoktu ve alacaklı alacağını satış bedelinden ancak alabilir. Yine bunu da daha önce görmüştük. Parayla tatmin, özellikle para alacakları bakımından. Haciz aynı bir hak ve aynı bir yetki vermez. Yani bir eşya hakkındaki gibi bir rehin hakkı gibi bir mülkiyet hakkı gibi hak bahşetmez. Borçlu hala daha mal satılıncaya kadar malın malikidir. Ve diğer alacaklar bakımından bu haciz koyduran alacaklı bakımından diğer alacaklar bakımından da aynı mal üzerine birden fazla alacaklı haciz koydurabilir. Düşünün siz 20 bin liralık bir alacağınız var. Borçlunun 100 bin liralık bir mal üzerine haciz koyduruyorsunuz. Sadece siz 20 bin lirasını alabilirsiniz. Bir başka alacaklı da 10 bin liralık aynı şekilde alacağı için haciz koydurabilir. Diğeri 30 bin liralık alacak için haciz koydurabilir. Yani aynı mal üzerine birden fazla alacaklının haciz koydurması mümkün. Bazen malın değeri alacakların haciz koyduranın alacaklarının alacağını karşılamaz. İşte o zaman da birazdan göreceğimiz haciz iştirak kuralları çerçevesinde bir belirleme, katılma ve paylaştırma yapılacaktır. İkincisi hacizin borçlu bakımından etkisi. Birincisi mal borçlunun olmaya devam eder. Satılana kadar bunu defaatle söylüyorum. Mal borçlunun malıdır ama borçlunun tasarruf yetkileri sınırlanır. Özellikle taşınırlar bakımından daha önce kısmen görmüştük. İşte 86. madde bunu düzenlemişti. Borçlu alacaklının muvafakati ve icra müdürünün müsaadesi alınmaksızın mahsus taşınır mallarda tasarruf edemez. Mal kendisindir ama tasarruf edebilmesi için alacaklının ve icra dairesinin izni gerekir. Eğer buna aksi davranırsa diyor ki hacize koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya da ayrıca ihtar eder. Yine taşınmazlar bakımından ise kanun 91. maddede bunu belirtmiş, vurgulamıştı. Daha önce yine taşınmaz hacizlerini gördüğümüzde. Taşınmazın haciziyle tasarruf hakkı Medeni Kanun 920. maddesi anlamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilir ve yine satabilir borçlu bunu. Fakat alanlar artık sicile kayıtlı, üzerinde de haciz görünen bu malı satın alırlarsa o hacizle birlikte satın almış olurlar. Bunun anlamı şudur, satılırsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır. Gerek taşınır, gerek taşınmaz, gerek diğer mal veya haklarda eğer bu tasarruf sınırlamalarına aykırı borçlu hareket ederse o zaman bunun bir takım cezai sonuçları vardır. Bunlar da Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Hukuki bakımdan ise üçüncü kişilere devredilmiş olsa bile sonuçlarını birazdan göreceğiz. Şimdi burada üçüncü kişiler bakımından peki etkisi nedir?
Üçüncü kişilerin bir mal üzerinde hacizden önce sahip oldukları hakları korumaya devam ederler. Ne demektir? Hacizden önce diyelim ki rehin hakkı olan rehin hakkını korur. Başka bir aynı hakkı olan onu korur. Kuvvetlendirilmiş şahsi hakkı bulunan onu korur. Kiracılar yine kiracı olmaya devam eder. Ancak üçüncü kişilerin daha önce sahip oldukları hak mevcut olup da o haciz sırasında gözetilmiyor ise, yani birinin rehin hakkı var veya mal sizin elinizde ama aslında başkasının malı, başkasının mülkiyeti söz konusu, bunlar gözetilmiyor ise o zaman da yine birazdan üzerinde duracağımız istikak prosedürü işleyecektir. Bunun için önce tutanağa geçirilmesi gerekir. Daha sonra da istikak prosedürünün işletilmesi gerekir. Mal üçüncü kişi elinde hazedilirse, bazen bu söz konusu olabilir. Malı her zaman borçlunun elinde hazetmeyiz. Üçüncü bir kişinin elinde de malı hazedebiliriz. Üçüncü kişinin kabulü halinde mal üçüncü kişiye yedi emin olarak bırakılabilir. Malı üçüncü kişinin elinde hazedersiniz. Üçüncü kişinin elindeki malı aslında alacaklı isterse kaldırma imkanı yoktur. Çünkü zilyetli kardeşi üçüncü kişi lehinedir. Ama üçüncü kişiye rıza gösterirse veya ben yedi eminliği kabul etmek istemiyorum, bunun sorumluluğunu da almak istemiyorum derse, mal üçüncü kişinin elinde hazredilmesine, zilyetli karnesi onun lehine olmasına rağmen yine de hacizli malın muhafaza altına alınması, yedi emine bırakılması mümkündür. Üçüncü kişiler hacizli bir mal üzerinde, hazredilmiş bir mal, üçüncü kişiye satılabilir, devredilebilir ve üçüncü kişinin o mal üzerinde bir takım haklar edilmesi, aynı veya şahsi haklar edilmesi mümkündür. Fakat haciz anından sonra üçüncü kişilerin bu hacizi bilerek, mesela taşınmazlarda zaten sicile kayıtlıdır. Taşınırlardaysa, sicilli ise zaten sicile kayıtlı olduğundan, değilse de yine iyi niyet kaidelerine göre eğer o malın hacizli olduğunu bile bile üçüncü kişiler devralıyorlar, üzerinde başka bir hak tesis ediyorlar ise artık haciz karşısında onların hakkı bir noktada geçersizdir veya hacizden sonra daha doğrusu gelir. Yani siz hacizli bir malı satın alırsanız şunu bilerek satın alırsınız. Bu mal satılabilir. Ben satın almış olmama rağmen bana satanın borcu ödenebilir. Veya rehin tesis etseniz bile sizin rehininiz hacizden sonra gelecektir. Dolayısıyla hacizden sonra tesis edilen haklar hacize karşı geçersizdir. Bir başka husus, üçüncü kişiye mal yedi emin olarak bırakılmış olabilir. Borçlunun elinden alırsanız götürüp bir yedi emine verirsiniz veya borçlunun bir yakınına yedi emin olarak bırakırsınız. Eğer bu yedi eminliği suistimal eder, kötüye kullanır, icra dairesinin onayı olmadan bu üçüncü kişi bir tasarrufta bulunursa, bunun da hem hukuki sonuçlarına katlanmak, yani o maldan uğranılan zararı, o mal bedelini ödemek zorundadır. Ve yine cezai bir takım sonuçları da söz konusu olacaktır. Şimdi geliyoruz. Hacze, iştirak kanunumuzda 100. ve 101. maddelerde düzenlenmiş. Şimdi ne zaman karşımıza çıkar? Uygulama alanı nedir? Birden fazla alacaklının aynı mal üzerinde veya aynı hak üzerinde paraya çevirebilir mal ve hak üzerine haciz koymalarıyla ortaya çıkar. Malumunuz cüz'i icra ile külli icra arasındaki en temel farklılık şudur. Cüz'i icrada bir alacaklı vardır. Borçlunun belirli bir alacak için belirli bir mal varlığına haciz konular. O yüzden cüz'i diyoruz. Bir alacaklı, belirli bir alacak ve borçlunun o alacağı karşılayacak belirli bir malına haciz koymak şeklinde bir prosedür işletiyoruz. Ancak külli icrada bütün alacaklılar bu borçlunun bütün mal varlığını bütün alacaklar için haciz ederler. Fakat cüz'i icrada da bazen şu ihtimal karşımıza çıkar. Bazen tercihan, bazen de zorunlu olarak. Bir alacaklı A, B'nin, borçlu B'nin bir malına, bir hakkına, parasına, başka bir şeye haciz koyar. Fakat bu arada başka bir alacaklı da, diyelim ki C de takip yapmıştır, takibini kesinleştirmiştir. A'nın haciz koydurduğu şeye değerli bir maldır diye, fazlasıyla zaten karşılamaktadır diye o da haciz koydurabilir. Bu mümkün. Veya bazen de şu olur. Borçlunun tek mal varlığıdır. A da haciz koydurur, C de haciz koydurur, D de haciz koydurur aynı anda. Bu söz konusu olabilir. Tabii böyle bir durum ortaya çıktığında şununla karşılaşırız. Peki birden fazla kişi cüz'i icra takibinde borçlunun belirli bir mal varlığına haciz koyarlarsa aynı mal üzerinde, bu mal paraya çevrildiğinde kimin öncelik hakkı olacaktır? Veya bunlar bu mal üzerindeki satış sonucu elde edilen parayı nasıl paylaşacaklardır? Haciz üzerindeki hakları nelerdir? Şimdi burada 100. madde ve 101. madde adi iştiraki düzenlemiş. Ama bazen de şu ihtimalle karşılaşabiliriz. Diyelim ki borçlunun vergi borcu var. Vergi dairesi borçlunun mallar üzerine 6183 sayılı kanuna göre haciz koymuşlar. Bu arada siz de takip yaptınız.
alelade bir alacağınız vardı. Başka mal bulamadınız. Bu daha önce vergi dairesinin haciz koydurduğu mal üzerine haciz koydurdunuz. Veya tersi söz konusu olabilir. Siz haciz koydurmuştunuz zaten. Vergi dairesinin de vergi alacağı için gelip o mal üzerine haciz koydurması durumunda ne olacaktır sorusu var. Bunu da 6183 sayılı kanun ayrıca özel hükümlerde düzenlemiş. Buradaki temel ayrımımız şu. Önce kamu alacaklısı haciz koymuşsa, adi alacaklı haciz koymadan, satıştan önce kamu alacaklısının alacağı karşılığıdır. Yani önce kamu kurumunun haciz koyması 6183'e göre durumunda onun bir önceliği ortaya çıkacak. Ancak özel alacaklı haciz koydurmuş ise kamu alacaklısı onun haczine birazdan söyleyeceğimiz kurallar çerçevesinde iştirak edecektir. Fakat 6183 sayılı kanunun tanımış olduğu bir takım özellikler var. Özellikle de vergi hukuku derslerinizde, kamu icra hukuku derslerinizde bunları tekrar gözden geçirmenizde de fayda var. Peki ne zamana kadar hacze iştirak mümkündür? Şimdi 100. madde şöyle başlıyor. İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklar. Şimdi dikkat edin, burada bir süre öngörmüş. Ne diyor? Malın tutarı vezneye girinceye kadar. Demek ki mal satılıp para vezneye girinceye kadar hacze iştirak mümkündür. Bu tarihten sonra artık iştirak mümkün olmaz. Alacaklı alacağını alır. Artan bir para olur ise ancak onun üzerinden diğer alacakların alacağını tahsil etmeleri mümkün olacak. Şimdi iştiraki kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Adi iştirak ve imtiyazlı iştirak şeklinde. Bunların bir şartları var. Önce kısaca şartlar üzerinde durup sonra da bu iştirak nasıl gerçekleşmektedir onun üzerinde duralım. Şimdi adi iştirakin temel şartlarını şöyle ifade edebiliriz. İştirak etmek isteyen alacakların da takip yapması ve takibini kesinleştirmesi gerekir. İkincisi, iştirak etmek isteyen alacaklının alacağının ilk haciz koyduran alacaklının alacağına göre önceliği olması gerekir. Bunun ne demek olduğu üzerinde duracağız. Üçüncüsü, iştirak etmek isteyen alacaklı öncelik şartını kanunda belirtilen belgelerle ispat etmelidir. Şimdi hacze iştirakin ilk şartı şudur. Hacze iştirak edebilmek için siz de takip yapmış olmanız lazım. A, B'ye karşı bir takip yapmıştır. Takibini kesinleştirmiştir ve haciz aşamasına getirmiş, belirli bir malına da haciz koydurmuştur. Şimdi eğer C de B'ye karşı haciz yapmak ve hacize iştirak etmek istiyorsa C de B'ye karşı takip yapacak, ödeme emri gönderecek, takip kesinleşecek, haciz aşamasına gelecek. Haciz aşamasına geldiğinde bakacak ki borçlunun haciz ettireceği malı A'nın takibi sonucu haciz ettirilmiş. O zaman C A'nın hacizine iştirak edecek. Ondan sonra D de aynı şeyi yapabilir. Yani birden fazla alacaklı aynı mal üzerinde iştirak hükümlerini işletebilirler. Fakat işletebilmelerinin ilk şartı kendilerine de haciz hakkının gelmiş olması ve takibin bir şekilde kesinleşmiş olmasıdır. Şimdi birincisi bu. İkincisi, iştirak etmek isteyen alacaklı kimdi? Bizim örneğimizde C. C A'nın hacizine iştirak etmek istemektedir. A ilk haciz koydurandır, C sonraki haciz koydurandır. Eğer iştirak etmek istiyor ve iştirak hükümlerinden yararlanmak istiyor ise kendi alacağının A'nın alacağından önce doğması lazım. Şimdi burada iki kavramı birbirine lütfen karıştırmayın. Önce takip yapmak, önce haciz koymak başka bir şeydir. Siz daha sonra takip yapıp daha sonra haciz koysanız bile sizin alacağınızın önce doğması başka bir şeydir. Bir kimsenin alacağı önce doğabilir. Fakat beklemiştir, takip yapmamıştır veya takip yapmıştır ama takibine itiraz edilmiştir, itirazın iptali davası açılmıştır. Takip geç kesinleşmiştir. Ama bu arada A daha erken davranmıştır, takip yapmış olabilir ama C'nin alacağı A'nın alacağından önce doğmuş olabilir. Şimdi bunların ne anlama geldiğini kanun düzenlemiş. Bunu ayrıca üzerinde duracağız. Ve son olarak da iştirak etmek isteyen, örneğimizde C'nin A'nın alacağını iştirak etmek istiyorsa ancak kanunda sayılan belirli belgelerle bu iştiraki sağlayabilir. Bunun dışındakilerle sağlayabilir. Şimdi tek tek bakalım. 100. maddeyi lütfen açın. Şimdi 100. madde hacze adi iştirak aslında anlaması da anlatması da kolay olmayan bir hüküm. Açıkça bunu söyleyeyim. Ben size en basit ve en yalın haliyle anlatmaya çalışacağım. Siz de belki dinlerken bunu öğrendik diye düşüneceksiniz. Ama benim size tavsiyem elinize bir kağıt kalem alıp bunu böyle bir şematize olarak benim söylediklerim çerçevesinde yeniden değerlendirmenizdir. Şimdi ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar demiş. Sonra 1, 2, 3,
dört bent halinde saymış. Demek ki dört bentte sayılan alacaklar ancak hacize iştirak edebilir. Bunun dışındakilerin adi iştiraki mümkün değil. Peki kimler bunlar? Şimdi ifade basit ama aslında içi yoruma çok açık bir kural. İlk haciz, ilamsız takibe müstenitse, takip talebinden veya ilama istinad ediyor ise dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasını. Şimdi ifade bir cümle ama şimdi o bir cümleyi belki 5 dakika açıklamak zorunda kalacağız. İşte yorum dediğimiz şey, hukukta yorum dediğimiz şey bu tarz durumlar için geçerli. Şimdi bakın ilk haciz ilamsız takibe müstenitse. Bizim örneğimizde kimin haciziydi? İlk haciz koyduran A'ydı. A takip yapmıştı, ödeme emri göndermiş, takibi kesinleştirmiş ve haciz koydurmuştu. İlk haciz A'nın takibiydi. İlk haciz ilamsız takipse. Bunu ele alalım. İlamlının üzerinde birazdan duruz. İlk haciz ilamsız takipse. Takip talebinden. Takip anından ilk. Mukaddem. Bu aradaki ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden ibaresini şimdilik o V'den sonraki ibareyi bir bırakın askıya alalım. İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden mukaddem. Mukaddem ne demek? Daha eski, daha kadim. Mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına. Şimdi bakın. Haciz iştirakin olabilmesi için ne olması lazım? Önce bir ilk haciz olması lazım. İlk takip olması lazım. Sonra ikinci bir takip olması lazım. Bu takibin kesinleşip haciz koydurması, bu takibin de kesinleşip haciz koydurması lazım. Şimdi kanun diyor ki ilk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden daha eski yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına. Şimdi aciz vesikası neydi? Takip yapıyorduk, takibi kesinleştiriyorduk, hacize gidiyorduk, satış yapıyorduk. Fakat borçlunun hiç malını bulamıyorduk. İşte böyle bir durumda, borçlunun hiç malını bulamadığımız bu durumda alacaklıya ne veriyorduk? Bir aciz vesikası. Şimdi ilk takip, ilamsız takip ve takip talebini esas aldı. Ne diyor? Bundan daha eski yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına. Şimdi daha eski bir takip yapacaksınız. O takipte başarısız olacaksınız. Oradan size bir aciz vesikası verilecek. Elinizde aciz vesikasıyla dolaşırken duyacaksınız ki bu kimidi? C'ydi bizim örneğimizde. C duyacak ki A diye bir alacaklı borçluya takip yaptırmış ve haciz koydurmuş. Şimdi gelip bu aciz vesikasına dayanarak bu hacize iştirak edemezsiniz. Sizin de ne yapmanız lazım? Aciz vesikasına dayanarak yeni bir takip yapacaksınız. Yani ikinci bir takip yapacaksınız. O aciz vesikasına dayanan takibinizi kesinleştireceksiniz. Bu kesinleştirdiğiniz takiple buna iştirak edeceksiniz. Şimdi dikkat edin kaç tane takip var? Bir, ilk haciz koydurduğumuz takip, A'nın takibi. İki, C'nin aciz vesikası almak için daha önce yaptırmış olduğu takip. Yani C'nin B'ye karşı yaptırıp aciz vesikası aldığı takip. Üçüncü takip ne? Üçüncü takip C'nin hacize iştirak edeceği takip. O da C'nin yeniden takip yaparak hacize iştirakini sağlayacağı takip. Fakat bu hacize iştirak edeceği takibin neye dayanması lazım? Daha önce almış olduğu aciz vesikasına dayanması lazım. Önceki takip belki hiçbir şeye bağlı değildi ama bu ikinci takibin aciz vesikasına dayanması lazım. Şimdi peki hangi tarihin hangi tarihten önce olması gerekir? Bakın bir takip tarihi var. Bir öbür takip tarihi var. Bir oradaki aciz vesikası tarihi var. Bir burada yapılan takip var. Şimdi önce olması gereken tarih ilk takip mi? Aciz vesikası takibi mi? Yoksa bu hacize iştiraki ilişkin takibin yapıldığı takip mi? Şimdi tekrar kanunu okuyoruz. İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip tarihinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına. Neyin daha önce olması lazım? Aciz vesikasının alındığı takibin tarihinin mevcut iştirak etmedik istediğimiz takipten daha eski olması gerekmektedir. Dolayısıyla burada yapılması gereken ve dikkate alınması gereken tarih aciz vesikasının yani o C'nin ilk takibinin tarihinin A'nın takibinden önce olması gerekmektedir ki hacize iştirak edilsin. Peki burada hangi tarihler önemsiz? Aciz vesikasının tarihi önemsizdir. Aciz vesikasına dayanarak yapılan ikinci takibin tarihi önemsizdir. İki tarihe bakacağız. Bir takip tarihi, öbürü de aciz vesikasının alındığı takibin tarihi. Şimdi ne diyordu? İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip tarihinden mukaddem. Peki geliyoruz şimdi atladığımız kısma. İlama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine. Eğer bu A'nın takibi
İlamsız takip değil de ilamlı takipse, ilamlı takipten önce bir de ne olması lazım? Dava açılması lazım. Dava açacağız, ilam alacağız. İlama dayanarak takip yapacağız. İşte o C'nin ilk takibinin tarihinin bu sefer de davadan önce olması gerekir. Eğer ilamlı takipse. Dediğim gibi bakın bir cümle ama karışık. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Öncelikle referans noktamız A'nın yaptığı takip veya açtığı dava. Ve ikinci referans noktamız C'nin elindeki aciz vesikası. O aciz vesikasının da alındığı takibin tarihi. Aciz vesikasının alındığı takibin tarihinin eğer A'nın takibi ilamsız takipse takip tarihinden, ilamlı takipse dava takibinden önce olması gerekmektedir. Bakın belge neye belgeye dayanacağız? Aciz vesikasına. İki, yukarıdaki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama. Eğer C'nin takibi böyle aciz vesikasına değil de bir ilama dayanıyorsa, mesela C dava açmıştır, ilam almıştır, o ilam üzerine takip yapmıştır, takibini kesinleştirmiştir, onun üzerine A'nın takibine iştirak ediyor ise, o zaman da bu sefer ilam tarihini değil, bu takip tarihini değil, neye esas alıyoruz? İlamın alındığı davanın tarihinin takip tarihinden veya eğer A bir dava açarak takip yapmışsa bu dava tarihinin bu dava tarihinden önce olması gerekir. 3. Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli senede dayanıyor ise. Bu sefer de takip tarihinden veya dava tarihinden önce olması gereken şey, eğer C takibini bir resmi senede dayandırıyor ise, resmi senedin tarihinin, çünkü onda dava gibi, aciz vesikası gibi önceki bir prosedür yok, resmi senedin tarihinin bu takiplerden önce olması gerekir. Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde bu usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinad eden alacaklar. Bu da yine üçüncü benddeki gibi resmi bir belgeye, vesikaya, makbuza veya yetkili bir makamın verdiği makbuza dayanmaktadır. Bu durumda da yine bu tarihin, resmi belgenin tarihinin şu tarihlerden önce olması gerekir. Şimdi dikkat edin, öncelik şartını neyden önce aldık? Bu takipten önce aldık. Çünkü ne demiştik? İştirak etmek isteyen C'nin alacağının, iştirak etmek istediği A'nın alacağından önce doğması. Peki önce doğduğunu nasıl anlıyoruz? Aciz vesikasının alındığı takibin tarihinin önce olması lazım. İlamın alındığı davanın önce açılmış olması lazım. Resmi belgelerin tarihinin bu takiplerden önce olması gerekir demiştik. Şimdi hangi belgeler söz konusu? Aciz vesikası, ilam, resmi belgeler, yetkili makamların yetkileri dahilinde verdikleri belgeler. Dolayısıyla bu belgeler dışında bir şeye dayanarak haczle iştirak mümkün olmaz. Mesela ben size şöyle bir örnek versem. Desem ki A takip yapmıştır, takibini kesinleştirmiştir. A'nın takibini neye dayandığı önemli değil. Bizim aradığımız C'nin takibinin neye dayandığıdır. A takip yapmış, takibini kesinleştirmiş, haciz koymuştur. C de takip yapmış, takibini kesinleştirmiş ve A'nın haczine iştirak etmek istemektedir. Ama C'nin takibi adi bir senede dayanmaktadır. Şimdi bakıyoruz. Adi senet haczle iştiraki sağlayan belgelerden biri midir? Aciz vesikası mı? Değil. İlan mı? Değil. Resmi makamların verdiği bir belge mi? Değil. Yetkili makamların verdiği bir belge mi? Değil. O zaman şunu söylüyoruz. Haczle iştirak etmek isteyen alacaklının dayandığı belge adi bir belge ise bununla haczle iştirak olmaz. Peki niye olmaz? Bunu kanun koyucu şu sebeple düzenlemiş. Ola ki borçlu üçüncü kişilerle kötü niyetle anlaşarak adi senet her zaman düzenlenebildiği için adi senedin tarihini eski bir tarihe attırıp sonra takip yaptırıp sonra da bu haczle iştirak ettirerek A'nın daha az alacak almasını sağlayabilir. Sonra da o artan parayı dolaylı olarak kendisine aktarabilir. Adi senetler üzerinde her zaman düzenleme yapmak mümkün olduğu için kanun koyucu adi bir senette haczle iştirake izin vermemiş. Peki bu şartları sağladık. İştirak usulü nasıl olacak? İştirak etmek isteyen alacaklı ilk haczin konulduğu icra dairesine başvurur. İcra müdürü şartların varlığını inceler. Yani C A'nın takip yaptığı icra dairesine başvurarak ben haczi iştirak etmek istiyorum, şartlarım da şu deyip talepte bulunur. İcra müdürü de şartların olduğunu anlarsa haczi adi iştiraki kabul eder. Haczi edilen mallar tüm alacakların alacağını karşılamayabilir. Şimdi A'nın koydurduğu haciz de diyelim ki kendi alacağı 70 bin liraydı, malın değeri 30 bin liraydı. Şimdi özür dilerim, 70 bin liraydı, malın değeri de 100 bin liraydı. Bu örnek üzerinden gidelim.
A'nın alacağı 70 bin lira, malın değeri 100 bin lira. Karşılıyor mu? Karşılıyor. C sonra hazine iştirak etti şartlarını taşıyarak. C'nin de alacağı 50 bin lira. Şimdi A'nın alacağı 70 bin lira. C'nin alacağı 50 bin lira. Ne yaptı? 120 bin lira. Peki haz ettiğimiz mal ne kadar? 100 bin lira. Ne kadarlık açık var? 20 bin liralık bir açık var. Peki ne yapılacaktır bu durumda? İştirak edip haciz koydurduğumuz alacak mal iki alacağın toplamını karşılamıyor ise işte bu durumda da kanun diyor ki bu suretle 100. madde bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacakların tüm alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar. Daha önce hatırlarsanız kesin haciz anlatırken dedik ki haciz yapılır. Daha sonra eğer hacize iştirak söz konusu olursa ek haciz yapılabilir. Ek haciz nedir? Mevcut hacizin haz edilen malın alacakların hepsini karşılamamasıdır. Buna da ilave haciz diyoruz. Peki ilave haciz hangi aşamada yapılır? Hacize iştirak durumunda karşımıza çıkar. Ve peki nasıl yapılır? Talep üzerine yani hacize iştirak etmek isteyen ve iştirak edilen alacaklının haciz konuldu ama bu ikimizin alacağını karşılamıyor. Borçlunun başka malları varsa bunlar haciz edilsin diye belirtir ve ilave haciz yapılır. Eğer borçlunun başka malları var ise zaten sorun yoktur. Haz edilen mal varlığı değerleri her iki alacaklının da alacağını karşıladığı için burada bir sorun olmayacaktır. Satılacaktır. İki alacaklı da alacağını alacaktır. Ama eğer bu iki alacaklının da alacağı karşılanmıyor ise o zaman bunların arasında bir paylaştırma yapılması gerekecektir. O paylaştırmanın da nasıl yapılacağını özellikle sıra cetvelini anlattığımızda çünkü bir sıraya konulacaktır. O sıraya göre bir paylaştırma yapılacaktır. Sıra cetvelini anlattığımızda üzerinde duracağız. Hacize iştirak etmek isteyen alacaklar eğer sadece şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Burada vermiş olduğumuz örnekte A'nın ve C'nin alacağı karşılanamıyor ise tam olarak karşılanamıyor ise ve hacize iştirak da etmek mümkün ise şartları da varsa kanundaki öncelikte alacakların önceliği verilmek kaydıyla garameten yani orantılı olarak alacağı alma gibi bir imkan tanınmaktadır. İkinci hacize iştirak türü imtiyazlı iştirak. Bunun üzerinde çok durmayacağım. Özellikle kanun hükmünü okumanızda fayda var. 101. maddede düzenlenmiş. İmtiyazlı iştirakin özelliği şu. Kanunda sayılan belirli kişiler. Mesela kimler bunlar? Borçlunun eşi, çocukları ve vasi ve kayyım olduğu şahıslar evlenme, velayet ve vesayette mütevellit alacaklar için önce icrası lazım gelen gelen takip merasimine lüzum olmaksın ilk haciz üzerine satılan malı satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacize iştirak edebilirler. Şimdi imtiyazlı iştirakın özelliği şudur. İmtiyazlı iştirak etmek isteyen alacaklılar kendileri takip yapmadan da bu hacize iştirak edebilirler. Ama çok sınırlı. Kim? Eşi, çocukları, vasi, kayyım gibi kimselerin bu ilişkilerden yani evlilik, eş, vesayet, velayet ilişkisinden kaynaklanan bir alacakları var ise o zaman doğrudan hacize iştirak edebilmeleri mümkündür. Neden bunlara takip yapmadan iştirak edebilme imkanı tanınmış? Çünkü bunların arasında diyelim ki iki eşin birbirine karşı takip yapması mutat değildir. Bir eş diğerine karşı takip yapmayabilir. Medeni kanunumuzda takip yapmasına engel olan bir hüküm yok. Eskiden çok eskiden takip yasağı vardı ama şimdi yok. Fakat bununla birlikte takip yapmak da zorunlu değil. Neden? Çünkü kanunumuz şunu düşünmüş. Ya eşler sabahleyin birbirlerine karşı takip yapıp alacaklarını almak için akşam da mutlu bir şekilde yemeğe çıkamazlar. Veya eşle, aileyle, aile içerisinde anne baba veya çocuklar birbirlerinden alacaklıysalar hem birbirlerine gönüllü olarak ödemediklerinde takip yapsınlar hem de bu aile ilişkisini sağlıklı sürdürsünler mümkün değil. Bu sebeple takip yapmayabilirler. Fakat bu şu anlama gelmez. Siz takip yapmıyorsunuz ama başka bir alacaklı takip yaptığında hiç değilse ben de alacağımı alayım diyebilirsiniz. Bu aynı zamanda borçlu olan annenin, babanın, eşin de herhalde kabul edeceği bir şeydir. İşte bu durumlarda diyor takip yapmayalım çünkü bu insanlar bu sebeple takip yapmamışlardı. Takip yapmadan da iştirak edebilirler. Bunun kötüye kullanılması durumunda 100. madde bir takım tedbirler almış. Gerekirse bunu alacakların itiraz edebilme imkanı var. Ve bu itiraz çerçevesinde de duruma göre dava açılabilmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir. 101. madde çok sık karşılaşılan bir durum olmadığı için asıl sorun adi iştirak olduğu için onu ayrıntısıyla anlattım. 101. maddeyi lütfen kitabınızdan ve
kanundan ayrıntılı surette okumanızda fayda var. Şimdi geliyoruz hacizde diğer önemli bir müesseseye, hacizde istihkak. Şimdi şunu derslerimizin başında söyledik, tekrar söylüyoruz. Borçların şahsiliği ilkesi geçerlidir. Sorumluluğun şahsiliği söz konusudur. Hukukta temel husus cezada da borç sorumluluğunda da kişisel olmasıdır. Sizin borcunuzdan dolayı bir başkası kural olarak sorumlu olmaz. Kanundan kaynaklanan sebepler yoksa borç sizin borcunuzdur. Sizin borcunuzdan dolayı eşinizin, kardeşinizin, çocuğunuzun, annenizin, babanızın, yakınlarınızın, iş ortağınızın mallarına bilerek kasıtlı olarak haciz konulmaz, konulamaz. Bu o zaman hukuka aykırı olur. Ama bazen şu durumlar ortaya çıkabilir. Borçlu aslında mal kendi malıdır. Fakat sırf hacizden kaçırmak ve kurtarmak için bunu üçüncü kişinin malı gibi gösterebilir. Mesela aslında o iş yeri kendi iş yeridir. Fakat iş yerinin tabelasını değiştirir. Ama hala daha ödemeleri kendisi yapmaktadır. İçeride kendisi ticari faaliyette göstermektedir. Zilliyetlik kendi elindedir. Sadece biri hacize vesaireye geldiğinde tabela benim değil diyebilmek için şekli bir durum ortaya çıkartmış. Kötüye kullanmış. Veya işte bu durumda görünüşe göre değil gerçek duruma göre hareket etmek, onlara hazzetmek gerekebilir. Veya tersi söz konusu olabilir. Birlikte yaşayan insanlarda bazen kimin malı neydi ayırt etmek mümkün olmayabilir. En tipik örneği de eşler arasındadır. Eve gittiniz, haciz yapıyorsunuz. Şimdi evde bir takım kadına ait olan açık olduğu belli olanlar var. Erkeğe ait olduğu açık olanlar var. Kanunumuzda ne diyordu? Bunlar prensip olarak hazzedilemez. Herkesin malı kendine. Ama bir de mesela tasarruf amacıyla kasada bir takım ziynet eşyaları var. Şimdi çoğunlukla bunlar işte bilezik, küpe gibi takılar kadına ait. Ama bunlar sadece takı değil, süs eşyası değil. Aynı zamanda da bir tasarruf aracı olduğu için bunların da haczi duruma göre aidiyeti tam belli değilse haczedilebilir. Ama sicile kayıtlı bir mal kadının üzerine, erkeğin üzerine ise tapu sicilinde vesaire şüphesiz ki bunların prensip olarak haczi mümkün değildir. Veya yanlışlıkla haciz yapılmış olabilir. Siz bir yerde haciz yaparken alacaklı der ki evet borçlunun evinde değil ama aşağıda kayınvalidesi oturuyor. Mallar oraya taşımışlar. İnersiniz orada haciz yaparsınız. Ama denilir ki hayır bunlar borçlunun değil benim malımdır. İşte bu tarz durumlarda istihkak iddiası söz konusu olabilir. İstihkak üzerinde istihkak iddia edilen mallara çekişmeli mallar diyoruz. Ve borçlunun çekişmesiz malları varken kural olarak çekişmeli mallarına el konulmamalıdır. Yani borçlunun temiz, gerçekten borçluya ait olduğu belli olan bir malı dururken borçluya aidiyeti böyle tartışmalı olan bir malın üzerine mümkün olduğunca haciz konmamalıdır. İkinci husus, eğer mal borçlunun diye üçüncü bir kişinin elinde haczediliyor ise o zaman haczedilmeli fakat zilliyetlik karinesi onun lehine olduğu için üçüncü kişinin elinde bırakılmalıdır. Ne zamana kadar? Üçüncü kişi şunu söylüyor ise haczettiniz bana yedemin olarak bırakmak istiyorsunuz ama ben kabul etmek bu sorumluluğu almak istemiyorum alın götürün derse o zaman kaldırabilirsiniz malı oradan. Değilse üçüncü kişiye zilliyet olarak bırakmanız gerekir. Şimdi kanunumuz istihkak prosedürünü 96. maddeden 99. maddeye kadar düzenlemiş. Fakat malın kimin elinde bulunduğunu dikkate alarak bu prosedürü düzenlemiş. Şimdi burada malın kimin elinde bulunduğuna ilişkin 3 ihtimal düzenlenmiş. Onu da 97A'dan çıkartıyoruz. Şimdi 97A maddesi diyor ki, bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Zilliyetlik, mülkiyette karine teşkil eder. Tabii hangi mallar için bu? Taşınır mallar için. Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Taşınmazlarda bu tartışma zaten ortaya çıkmaz prensip olarak. Niye çıkmaz? Çünkü sicile kayıtlıdır. Kimin üzerine tescilli ise ona aittir. Sizin gerekirse o malın borçluya ait olmadığını iddia ediyorsanız ayrıca dava açmanız gerekir. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte elinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde at olunur. Dikkat edin bakın. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte elinde bulundurmaları hali. İşte eşler örneği, ortaklar örneğinde olduğu gibi maliki sayılır demiyor dikkat edin. Bu durumda da mal borçlunun elindeymiş gibi hazzedilir diyor. Peki üçüncü ihtimal ne? Üçüncü ihtimal ise 99. madde haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer aynı hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa diyor. O zaman üç ihtimal. Malın borçlunun elinde olması, malın borçluyla birlikte üçüncü kişi elinde olması, malın üçüncü kişi elinde olması.
Fakat kanunumuz diyor ki malın borçluyla birlikte üçüncü kişi elinde olması halinde de ben bunu borçlunun elindeymiş gibi sayıyorum. O zaman prosedürü ikiye indirerek yürüteceğiz. Malın borçlunun elinde veya borçluyla birlikte üçüncü kişinin elinde olması hali, malın üçüncü kişinin elinde olması hali. Şimdi borçlunun elinde olması veya borçluyla birlikte üçüncü kişinin elinde olması haline bakacak olursak 96. maddeye göre bir malın hazzedildiğini öğrenen borçlu veya üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, 96. maddeye göre öğrenmeden itibaren 7 gün içerisinde istikat iddiasında bulunur. İstikat iddiasında kim bulunabilir demek ki? Borçlu hacı sırasında diyebilir ki ya bu malı hazzediyorsunuz ama bu mal benim değil. Eşimin, kayınpederimin, bir başka arkadaşımın, başkasının malı diyebilir. Veya borçlu sesini çıkartmayabilir. Üçüncü kişi gelip kendisi diyebilir ki üçüncü kişi veya üçüncü kişiyi temsil edebilen bir kimse gelip diyebilir ki ya bu malı borçlunun diye hazzettiniz ama ve borçlunun da elindeydi ama bu mal aslında benimdi. Ben ödünç olsun diye bırakmıştım. Geçici olarak emaneten bırakmıştım. Kullanacaktı bırakmıştım vesaire bir gerekçe ileri sürebilir. Eğer bu 7 günlük süre içerisinde istikak iddiasında bulunulmaz ise o zaman istikak iddiasında daha sonra prensip olarak bulunması bu takip bakımından artık kural olarak mümkün değildir. Bunu ileri sürme hakkını kaybeder. Peki biz nelere istikak iddiası diyoruz? Buna da değinmekte fayda var. Borçlu elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehini olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerine mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde diyor. Demek ki kanun neyi saymış? Başkasının mülkü veya rehini olarak gösterdiği. Yani mülkiyet ve rehin hakkını açıkça söylemiş. Ama biz bu rehin hakkını geniş anlıyoruz. Mülkiyet veya ayni bir hak ileri sürüldüğü takdirde bunu istikak iddiası olarak kabul ediyoruz. Nihayetinde 99. madde bu söylediğimizi teyit eder şekilde şöyle diyor. 99'a baktığımızda mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden kişi diyor. Neden burada ayni hak da burada sadece rehin denilmiş? Çünkü 99. madde daha sonra değişikliğe uğradığı için daha doğru ifade yazılmış. Oysa 96. madde eski ilk düzenlendiği haliyle duruyor. Demek ki istikak iddiası bir, mülkiyet hakkı, bu mal benimdir. İki, ayni herhangi bir hak, en tipik ayni hak, rehin hakkı. Ayrıca kuvvetlendirilmiş şahsi haklarında duruma göre istikak iddiasının konusu olabileceği kabul edilmektedir. Peki istikakın iddiasında bulunmanın özelliği ne? En son söyleyeceğimizi belki en başta söylemenin faydası var. Şimdi üçüncü kişi geldi, haczedilen mal üzerinde istikak iddia etti. Ne olur? Eğer üçüncü kişi istikak iddiasında en sonunda haklı çıkarsa o kişinin istikak iddiasına göre o mal üzerinde işlem yapılır. Mesela üçüncü kişi diyorsa ki şu malın üzerinde bu mal borçlunun elinde ama bu aslında benim malımdır diyor ise ve iddiası sonunda haklı çıkar ise bu mal üzerindeki haciz kalkar üçüncü kişiye verilir. Dolayısıyla satılamaz. Eğer bu mal üzerinde üçüncü kişi mal benim değil ama benim de üzerimde rehin hakkım var diye sınırlı bir ayni hak iddiasında bulunuyor ise ve haklı çıkarsa o zaman da şu durum ortaya çıkar. Mal hala daha kimin malıdır? Borçlunun malıdır. Üçüncü kişinin nesi vardır? Rehin hakkı. Mal haczedilebilir. Çünkü mal borçlunun malı. Satılabilir. Fakat haczedilirken ve satılırken neyin gözetilmesi lazım? Aynı hak sahibi üçüncü kişinin hakkının gözetilmesi. Yani öncelikle onun alacağının verilmesi gerekir. İşte bakın ta birinci sınıfta borçlar hukuku derslerinizde eşya hukuku derslerinizde gördüğünüz bir şey var. Aynı haklar herkese karşı ileri sürülebilir dediğimiz şey işte tezahür noktalarından bir tanesi budur. Şimdi üçüncü kişinin istikak iddiası söz konusu olduğunda veya borçlunun üçüncü kişi adına bir istikak iddiası söz konusu olduğunda icra dairesi bu istikak iddiasını iki tarafa bildirir ve itiraz etmeleri için kendilerine süre verir. İki ihtimal vardır. Bu istikak iddiasına karşı itiraz edilmez. Kanun diyor ki icra dairesi aynı zamanda istikak iddiasına karşı itirazlar olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya 3 günlük mühlet verir. Sükutları halinde istikak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Üçüncü kişinin bu mal benimdir diye istikak iddiasında bulunması durumunda bunu alacaklı ve borçluya bildirilir. Ne diyorsunuz denir. Eğer İkisi de itiraz etmezlerse buna, sessiz kalırlarsa kanun diyor ki istikak iddiasını kabul etmiş sayılırlar.
O zaman üçüncü kişinin istihkak iddiası neyse, mesela mal benimdir diyorsa haciz kalkar. Kanunda bu konuda 3 günlük süre tanımış. Peki itiraz edilmesi halinde? İtiraz edilmesi halinde bu durumda 97. madde bu durumu düzenlemiş. Şimdi itiraz edilmesine geçmeden önce bir şeye vurgulamak istiyorum belirginleşmesi bakımından. Bakın istihkak iddiasının süresi ne kadar? 7 gün. Ama burada başlangıcı önemli. Öğrenme tarihi. Haczin yapıldığı tarih değil. Daha önce söylemiştik, yine söylüyorum. Bir süreden bahsedersek 3 şeye dikkat edeceksiniz. Süre ne zaman başlar? Ve ne ile başlar? Öğrenmeyle mi, tebliğle mi, tefhimle mi, belirli bir işlemin yapılmasıyla mı? Süre ne kadardır? Gün mü, ay mı, hafta mı, yıl mı? Ve eğer öyleyse bir hafta mı, iki hafta mı, üç gün mü, yedi gün mü nedir? Ve süre ne zaman biter? Burada da öğrenmeden itibaren 7 günlük süre. Dolayısıyla haciz anı değil. Siz diyelim ki haciz yapıldı, 20 gün sonra hacizi öğrendiniz. Yine istihkak iddiasında pekala bulunabilirsiniz. İşte istihkak iddiasında bulunuldu. Alacaklıya ve borçluya üçüncü kişinin istihkak iddiası bildirildi. Ve tabii burada yine bir şeye dikkat etmek lazım. Eğer borçlu üçüncü kişi adına istihkak iddiasında bulunuyorsa artık borçluya bildirmeye gerek yok. Çünkü borçlu zaten bu mal benim değil başkasınındır diyor. O zaman sadece alacaklıya bu istihkak iddiasının bildirilmesi gerekir. Dosya o ana kadar prosedür icra dairesinde yürütülürken, istihkak iddiaları icra dairesinde ileri sürülürken bu istihkak iddiasına itiraz edilmesi üzerine dosya icra dairesinden icra mahkemesine gönderilir. İcra mahkemesi acil olarak bir şeye karar verir ve kendiliğinden karar verir. Takip devam mı edecek yoksa takibi bu istihkak prosedürü sonuna kadar erteleyecek miyiz? Neden? Çünkü sizin istihkak iddiasında bulunmanız, diyelim ki takip yürümektedir. Sizin istihkak iddiasında bulunmanız bu takibi durdurmaz. Bir yandan takip devam eder sizin istihkak iddianıza rağmen. Yani hazredilmiştir, satış hazırlıklarına başlanır, gerekirse satılır. Diğer yandan da sizin istihkak incelemeniz yapılır. İşte kanun koyucu diyor ki ola ki riskli bir durum olabilir diye icra mahkemesi önce bir değerlendirme yapsın. Takip dursun mu yoksa devam mı etsin? İcra mahkemesi eğer takibin istihkak prosedürü sonuna kadar ertelenmesine karar verirse bir teminat alınmasına karar verir. Bu 97. maddede belirtilmiş 97 uzun bir madde. Hepsini okumuyorum. Bu hükümler çerçevesinde okuyup değerlendirmenizde fayda var. İstihkak iddiası bu erteleme kararından sonra ise borçlu icra mahkemesinin bu verdiği reysen karar üzerine bir istihkak davası açabilir veya açmayabilir. Şimdi istihkak davasının açılmasını 97. maddede 6. fıkrada düzenlemiş. Üçüncü şahıs icra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden hangi kararın takibin devamı veya durması yönündeki kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinde istihkak davası açmaya mecburdur. Şimdi dikkat edin istihkak davası açmasının süresi ne kadar? Onun da 7 gün. Peki nereden başlıyor bu 7 gün? İcra mahkemesinin takibin durması veya ertelenmesi yönündeki kararı üzerine başlıyor. Fakat şu da mümkün. Burada bir parantez açıyoruz. Diyelim ki siz bir malın haczedildiğinden ve sizin malınızın haczedildiğinden habersizdiniz. Üçüncü kişisiniz. Önünüzde iki alternatif var. Bir, gidip önce istihkak iddiasında bulunabilirsiniz. Bu taraflara tebliğ edilir. Onların davranışına göre hareket edilebilir. Veya hiç istihkak iddiasında bulunmadan icra dairesinde doğrudan da istihkak davası açabilirsiniz. Bu da mümkün. İster önce istihkak iddiasında bulunabilirsiniz veya tekrar ediyorum doğrudan istihkak davası açabilirsiniz. Eğer doğrudan istihkak davası açarsanız bunu da yine 7 günlük süre içerisinde açmanız gerekir. Eğer bu sürede istihkak davası açılmaz ise kanun diyor ki bu müddet zarfında dava edilmediği takdirde üçüncü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır. Demek ki ya süresinde istihkak iddiasında bulunacaksınız, o prosedür işleyecek, daha sonra dava açacaksınız veya doğrudan dava açacaksınız. Her iki halde de 7 günlük süre içerisinde bunu yapmanız gerekir. Aksi takdirde o istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılırsınız. Eğer dava açıldı, istihkak davası nerede açılıyor? İcra mahkemesinde açılıyor bakın. İsmi dava. Şimdiye kadar dava demiyorduk. Ne diyorduk? Şikayet diyorduk, itirazın kaldırılması diyorduk, itirazın takibin iptal ve tahliki diyorduk. Bunların hiçbirisi teknik anlamda dava değildi. Ama istihkak davası icra mahkemesinde görülen icra hukukuna özgü bir dava ve
belirli ölçüde de taraflar arasında kesin hüküm doğuran dava dediğimiz için bir dava. Genel hükümlere göre yürütülen bir dava. Yani genel ispat kurallarına göre, genel ispat kurallarına göre yürütülen bir dava. Peki bu davanın davacısı kim? Bu davada mülkiyet karinesi mal borçlunun elinde sayıldığı için, borçlu lehine olduğu için üçüncü kişi, istikak iddiasında bulunan, istikak davası açacak olan da üçüncü kişidir. Dava açma yükü üçüncü kişidedir. Peki üçüncü kişi kime karşı bu davayı açacaktır? İtiraz eden kim ise, eğer hem borçlu hem alacaklı itiraz etmişlerse istikak iddiasına karşı, her ikisine karşı, yok sadece alacaklı itiraz etmişse alacaklıya karşı bir dava açması gerekir. Genel ispat kuralları burada geçerlidir. Sadece kanun koyucu 97A'da bir takım özel belirlemeler yapmış. Mesela ne demiş? Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Yani zilliyetlik mülkiyete taşınırlarda karine teşkil eder. Bu hüküm, biraz önce okuduğumuz hüküm bunu tekrar etmiş. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte elinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addedilir. Eğer borçlu ile üçüncü kişi birlikte elinde tutuyorlar ise, sicile kayıtlı vesaire de değilse bunu da borçlu elinde sayıyoruz. Fakat birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. Şimdi diyor ki, evet ben yukarıda bir takım karineler saydım ama niteliği gereği de bir mal diyelim ki sadece kadına aitse, kadınların giysileri, erkeklerin giysileri kendilerine aittir. Yani kadının giysisini erkeğin malı diye hazzetmeniz mümkün değildir. Keza yine meslek ve sanat, diyelim ki evde home office olarak veya bir çalışma yapıyorsunuz. Evin bir köşesini kendi meslek aletlerinizle, kadın olabilir, erkek olabilir. Eğer bunlar o kişinin mesleğinin icrası için gerekliyse yine onların hazzedilmemesi gerekir. Veya açıkça kadına aidiyeti, erkeğe aidiyeti belli olan bir takım şeyler yine hazzedilmemesi gerekir. Ama dediğim gibi ziynet eşyaları bunun dışındadır. Çünkü bunlar aynı zamanda bir yatırım amacıdır. İstihkak davacısı, yani üçüncü şahıs, malı ne surette iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. Hem dava açma külfeti üçüncü kişidedir, hem de ispat yükü üçüncü kişidedir. Peki üçüncü kişi neyi ispat edecek? Malı kimin elinde hazzetmiştik? Borçlunun elinde hazzetmiştik veya borçluyla birlikte üçüncü kişinin elinde hazzetmiştik. Şimdi üçüncü kişi diyecek ki bu mal benimdir aslında. Nasıl ispat edecek bunu? O malın kendisine ait olduğunu için faturaları gösterecek, bir takım kayıtları gösterecek, duruma göre belge ve bilgileri mahkemeye sunacak. İki, bu mal benimdir ama peki şu anda niye borçlunun elinde? Bunu da ispat etmesi lazım. Eğer satmışsa, devretmişse, bağışlamışsa artık mal kendi malı değil. Ben, bu mal benim malım ama borçluya ödünç verdim, kiraya verdim, geçici kullanımına terk ettim veya evindeki alet bozulmuştu, onun yerine kullansın diye terk ettim diye bunu bir şekilde ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde ispat yükü kendisine düşen üçüncü kişi bunu ispat edemez ise dava aleyhine sonuçlanır. Davanın sonunda ya borçlunun üçüncü kişinin veya alacaklının lehine karar verilir. Eğer üçüncü kişinin açmış olduğu dava reddedilirse kanun diyor ki İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geçiken miktarın %20'sinden aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur. Şimdi istihkak davası, üçüncü kişinin açtığı dava üzerine eğer bir de takibin durmasına karar verilmiş ise, yani alacaklı takibini de devam ettirememiş ise, yok durmasına karar verilmemiş ise o zaman bir tazminata hükmedilmez. Ama hem istihkak davası açmış üçüncü kişi hem de onun lehine takibin durmasına karar verilmiş ise o zaman diyor %20'den az olmayan alacaklı lehine bir tazminata karar verilir. Peki bu %20 ne esas alınacaktır? İstifası, yararlanması geciken miktar. Peki bunu neye göre tespit edeceğiz? Bu alacaklının yararlanması gereken miktar. Bir örnek üzerinden izah etmeye çalışayım. Alacağınız 100 bin lira, 100 bin liralık takip yaptınız. Borçlunun hazzedilen malı ise 50 bin lira. Sizin alacağınız 100 bin lira ama hazzedilen ve istihkak iddia edilen mal 50 bin lira. Kullanamadığınız, satamadığınız, yararlanamadığınız nedir burada? 50 bin lira.
Çünkü bu 50 bin liradan sadece sorumluluk var. O yüzden 50 bin liranın %20'si esas alınır. Fakat tersi olsaydı, alacağınız 100 bin lira, hazzedilen malın değeri ise 200 bin lira olduğunu farz edin. Şimdi mal 200 bin lira ama siz burada 200 bin liralık malı satsanız bile içinden ancak ne kadar alabilirsiniz? 100 bin liralık alacak alabilirsiniz. O zaman da %20'nin bu sefer alacak üzerinden belirlenmesi gerekir. Buradan şöyle bir formül çıkartabiliriz. Alacak mı daha az, küçük miktarda, yoksa hazzedilen mal mı daha küçük miktarda? Hangisi daha küçük miktardaysa onun üzerinden %20'yi esas alırız. Peki dava kabul edilirse, yani bu sefer üçüncü kişi haklı çıkarsa, malın üçüncü kişiye ait olduğu ve üçüncü kişinin istihkak ettiği, iddia ettiği aynı bir hakkın bulunduğu eğer anlaşılırsa, buna da kanun diyor ki istihkak davası sabit olur ve birinci fıkra gereğince istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haczolunan malın değerinin %15'inden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile birlikte hükmolunur. Şimdi burada da dikkat edin, kim buna mahkum olacak? Davalı. Davalı kim? Kime itiraz etmiş? Alacaklıysa alacaklı, borçluysa borçlu veya her ikisi. Fakat onların tazminata mahkum edilebilmesi için bir şart var. Kötü niyetli olmaları. Yani istihkak iddiasına itiraz ederken bu malın aslında üçüncü kişiye ait olduğunu bile bile itiraz etmiş olmaları gerekir. Bir başka farklılık var. Tazminat miktarının %20 değil, %15'inden aşağı olmaması. Alt limit %15. Üçüncüsü, neyin üzerinden tazminata karar veriliyor? İstihkak iddia edilen malın değeri esas alınıyor. Alacağın değeri, malın değeri arasındaki bir tercihe göre değil, doğrudan istihkak iddia edilen mal. Niye? Çünkü üçüncü kişiydi burada dava açan, bu malın üzerinde talepte bulunan. Onun zararı her halükarda neyin üzerinden gerçekleşecektir? Malı kullanamamaktan kaynaklanan zararlar gerçekleşeceği için malın %15'inden az olmayan bir tazminata karar verilir. Peki mal üçüncü kişinin elindeyse, istihkak iddia edilirse ne olacaktır? O zaman da üçüncü kişinin elinde malın hazzedilmesi durumunda demiştik ki mal üçüncü kişinin elinde hazzedilirse üçüncü kişi ben istemiyorum demedikçe hazzedilir fakat onun elinden alınamaz. Hazzedilir, kendi eline bırakılır. Muhafaza altına alınması kural olarak mümkün değildir. Bu durumda da kanun diyor ki hazzedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynı hak iddia eden üçüncü kişinin nezdinde bulunursa bu kişi yedi eminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. Biraz önce söylediğimiz şu. İcra müdürü üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya 7 günlük süre verir. Dikkat edin bu sefer istihkak davası açma kimin üzerinde bırakılmış? Bu sefer alacaklının üzerinde bırakılmış. Daha öncekinde kimdeydi? Üçüncü kişideydi. Niye burada alacaklı istihkak davasını açıyor? Çünkü mal kimin elinde? Üçüncü kişinin elinde. Zilyetlik ve mülkiyet karnesi kimin lehine? Üçüncü kişinin lehine. Yani görünüş malın üçüncü kişiye ait olduğu yönünde. O yüzden de zaten kendisi istemedikçe elinden almıyoruz. Bu sefer icra müdürü alacaklıya dönüp diyor ki git 7 gün içerisinde dava aç. Kime karşı bu davayı aç? İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye karşı bu davayı aç diyor. Ve istihkak davası açılmaması halinde 7 günlük süre içerisinde üçüncü kişinin istihkak iddiası kabul edilmiş olur. İstihkak davası açılması halinde ise bu üçüncü kişinin zilyetli ilişkin hükümler dışında 97. madde hükümleri burada da uygulanır. Genel hükümlere göre bu dava yürütülür ve karara bağlanır. Fakat tazminata ilişkin bir düzenleme burada yapılmamış. Dolayısıyla tazminat hükümleri burada uygulanmayacaktır. Dava kabul edilirse, yani alacaklının açmış olduğu dava kabul edilirse mal üçüncü kişiden alınır ve alacaklının talep üzerine satılarak alacaklı alacağını alır. Yok dava reddedilir ise o zaman da bu istihkak iddiası iddia edilen mal üzerindeki haciz kalkar veya hakla birlikte eğer bu bir rehin hakkıysa onunla birlikte satılması mümkündür. Evet, böylece istihkak iddiasını da malın borçlunun elinde bulunması ve üçüncü kişinin elinde bulunması şeklindeki ayrıma göre anlatmaya çalıştık. Şimdi geliyoruz hacizle ilgili son bir konumuza, borcun taksitle ödenmesi meselesi. Şimdi kanun koyucu borçlunun
borçlu olmakla birlikte borcunu takipten sonra bir şekilde taksitle ödeme isteğinde olabileceğini düşünerek bir düzenleme yapmış. Eğer henüz ortada takip yokken alacaklıyı da borçlu anlaşmışlarsa bu bizi ilgilendirmez. O maddi hukuk meselesidir ve takibin başında itiraz olarak ileri sürebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki biz taksit anlaşması yapmış olmamıza rağmen alacaklı takip yapmıştır. Henüz bu taksitlerde muaccel olmamıştır. İtiraz ediyorum dersiniz, takip durur. Bu bizim konumuz değil. Peki bizim konumuz ne? Bizim konumuz takip yapıldı. Ödeme emri gönderildi, diğer takip prosedürleri işletildi. Buna rağmen taksit yapılırsa ne olacak? Bunu da kanun koyucu ikiye ayırarak incelemiş. Hacizden önceki taksitlendirme, hacizden sonraki taksitlendirme. O yüzden zaten hacizle birlikte bu konuyu anlatıyoruz. Şimdi hacizden önce, henüz ortada haciz yokken, diyelim ki takip talebinden sonra, ödeme emrinden sonra, takip kesinleştikten ama henüz haciz konulmadan önce borçlu gidip alacaklıya derse ki veya icra dairesine derse ki evet takip bu aşamaya geldi, ben borcumu ödemek istiyorum ama defaten ödeyemem, bir taksit yapalım derse bu taksitlendirme tamamen alacaklının isteğine bağlı bir taksitlendirme. Alacaklı isterse taksitlendirme yapılabilir, taksit miktarları, oranları, zamanları belirlenebilir. Yok, alacaklı istemezse taksit yapılmaz. Ta ki ne zamana kadar? Hacizden sonraki aşamaya kadar. Şimdi burada da borçlunun teklifi eğer madde 111'deki şartları taşıyorsa, burada da bir ikili ayrım yapmak lazım. Borçlunun teklifi birazdan söyleyeceğimiz 111. maddedeki şartları taşıyor ise alacaklının muvafakatine gerek yoktur. Otomatikman taksitlendirme yapılır. Ama borçlunun teklifi 111. maddedeki şartları taşımıyor ise o zaman alacaklı ancak muvafakat ederse taksitlendirme yapılır. Ne gibi? Hacizden önceki taksitlendirme gibi. Peki borçlunun teklifi ile ve zorunlu taksitlendirme dediğimiz alacaklının kabulüne bağlı olmayan taksitlendirmenin olabilmesi için ne olması lazım? Şimdi 111'i okuyoruz. Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksitte derhal verirse icra muamelesi durur. Şimdi burada hacizden sonra ortada bir haciz olacak. Hacizden sonra borçlu gelip diyecek ki ama ne zamana kadar? Satış aşamasına kadar, satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle taksitle ödemeyi teklif ederse ve birinci taksitini de derhal öderse diyor, takip muamelesi durur. Yani hacizden sonra satışa geçilmez. Devam ediyor. Şu kadar. Borçlunun kafi miktar malı hazedilmiş bulunması ve bir her taksitin ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin 3 aydan fazla olmaması şarttır. Şimdi bunları birlikte değerlendirdiğimizde zorunlu taksitlendirme için bir, hacizden sonra olması lazım. Yani haciz konulması lazım. İki, en az 4 taksite bölünmesi lazım. En az 4 taksite bölünmesi lazım. 3, bu taksitlerden ilkinin peşin olarak ödenmesi lazım. 4, taksitler arasında da birer ayı geçmemek üzere bir periyot olması lazım. Yani örnek verecek olursak, diyelim ki 100 bin liralık bir borç için takip yapıyorsanız haciz yapılacak. Haciz bittikten sonra borçlu diyecek ki ben borcumu taksitle ödemek istiyorum. 100 bin lirayı 4'e böleceğiz. En az 25 bin lirasını icra veznesine yatıracak. Geriye kalanı da işte 3, en az 1 ay arayla olmakla birlikte 3 ay arayla ödeyeceğini taahhüt etmesi lazım. Bundan daha ağır şartlarda, yani 3 taksit değil de ben 10 taksit yapayım, 5 taksit yapayım, 4 taksit yapayım, 5 taksit yapayım derse ilk taksitten sonra bu yine alacaklının muvafakatine bağlı. Veya ben ödeyeyim ama böyle birer ay değil, üçer ay arayla ödeyeyim derse yine bu da alacaklının muvafakatine bağlı. Ama kanunda belirtilenlerden daha iyi şartlarda teklifte bulunursanız burada alacaklının talebine bağlı değil. Ben yarısını şimdi ödeyeyim, yarısını da bir ay sonra ödeyeyim derse kanundaki şartlardan daha iyi şartlarda olduğu için zaten her halükarda alacaklının kabulüne bağlı değildir. Şimdi sonuçları nelerdir? Şimdi yapılması ve alacaklının muvafakatinin gerekip gerekmemesi, zorunlu olup olmaması bakımından hacizden önce, hacizden sonra ise 111'deki şartların varlığı veya yokluğunu arıyoruz. Ama
bir defa taksitlendirme yapıldıktan sonra ister alacaklının muvafakatıyla ister zorunlu olarak yapılsın artık taraflar bu taksite uymak zorundadırlar. İcra dairesinde yapılan bu taksitlendirme çerçevesinde artık alacaklı takibe devam edemez. Ne zamana kadar? Borçlu taksitleri düzenli ödüyor ise. Ödemiyor ise ayrı. Ama ödediği müddetçe alacaklı icra dairesine gidip hadi takibe devam edelim diyemez. Tabii bu taksitlendirmenin nerede yapılması lazım? İcra dairesi huzurunda yapılıp tutanağa geçirilmesi lazım. Haricen yapılmışsa taksitlendirmeden değil olsa olsa takibin talikinden bahsedebiliriz. 71. madde uygulaması devreye girer ama icra dairesi huzurunda yapılmış olması lazım. Borçluyla birden fazla bu yönde anlaşma yapılabilir. Buna hiçbir engel yok. Taksit sözleşmesi yapılır ise satış isteme süreleri ertelenir. 106. maddede onu göreceğiz. Yani taksit yapmışsanız satış süreleri ertelenecektir. Eğer bu taksitleri borçlu ihlal ederse, taahhüdünü ihlal ederse bunun iki tane sonucu var. Birincisi hukuki, öbürü cezai. Borçlu taahhüdünü ihlal ettiği andan itibaren geriye kalan taksitlerde tekrar muaccel olur. Bakiye kısmını da tahsil edebilirsiniz. Yani diyelim ki peşinatı ödedi 25 bin lirayı benim verdiğim örnekte. Bir ay sonra ilk taksiti ödemedi. İlk taksit, ikinci taksit, üçüncü taksit birlikte muaccel olur. Ve geriye kalan 75 bin lirayı artık taksitlere bakmadan tahsil edebilirsiniz, takibe devam edebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi de 340. maddedeki taahhüdü ihlal suçu oluşur. 340. madde borçlunun ödeme şartını ihlal halinde cezası 111. madde mucibince veya alacaklının muvafakatı ile, dikkat edin burada ayrım yapmıyor. İcra dairesinin icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun alacaklının şikayet üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir diyor ve daha sonra da bir takım açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla burada da yine taahhüdü ihlalin bir yaptırımı karşımıza çıkmaktadır. Bu da hem o takibe devam edebilmek hem de bu cezaya muhatap olmak bakımından zorunlu taksitlendirme ile ihtiyari taksitlendirme arasında bir ayrımımız da yok. Evet arkadaşlar, böylece hacizle ilgili bütün prosedürleri tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki ders satışa başlayacağız. Dolayısıyla satışla ilgili hükümlere bakmanızda satış nereden başlıyor? 106. maddeden başlıyor. 106. maddeden itibaren hükümlere bir defa bakmanız derse bir sonraki derse zihnen hazırlıklı olarak gelmenizde fayda var. Özellikle önümüzdeki ders satış nedir? Satış talebi nedir? Hangi sürede satış istenir? İcra memuru bu satış talebi üzerine neler yapmalıdır? Hangi mallar temelde hangi satış usulleriyle satılır şeklindeki bir takım satışla ilgili bilgileri vermeye çalışacağız. Bir veya iki ders içerisinde de satışı da tamamlamış olacağız. Evet, hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.